Merhaba sevgili frekans takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte DSP teknolojisiyle pekişmiş 7.1 kanal yapısıyla dikkat çeken bir oyuncu kulaklığı inceleyeceğiz. Bu oyuncu kulaklığımız Sit serisinin yeni oyuncu kulaklığı Cyberia 350. Teknik detaylara baktığımda frekans aralığının oldukça geniş tutulduğunu görebiliyorum. Bu da şu anlama geliyor. Birçok müzik parçasını dinlerken, birçok oyunda atmosfere dalarken fazlasıyla çevresel sesleri rahatlıkla duyabileceğiz. Bu anlama geliyor. Onun dışında 50 mm'lik sürücüyle pekişmesi de gerçekten dikkatimizden kaçmadı. USB olduğu için rahatlıkla besleyebileceğini düşünüyorum. Tabii bu test süreçlerine geçmeden önce tasarımıyla devam edelim istiyorum. Her zamanki gibi büyük ve şık bir kutu ile karşımıza çıkan Cyberia serisi 350 modelinde de aynı çizgiyi izlemiş. Kulaklığımız ilk bakışta Elite Prism kadar ev atlayayım ben havası yansıtsa da kutuyu açıp elimize aldığımızda daha hafif ve sade bir sunuma sahip olduğunu görebiliyoruz. Siyah ve turuncu esintilerin oyuncuyu cezbeden havası içimizi ısıtmadı değil. Kemik taş tasarımına sahip ürünün oldukça esnek olduğunu söyleyebiliriz. Üst kalite deri malzemeyle kaplanmış taç bandımız ise çok yumuşak olmayan bir yastık görevi üstlenmiş. Turuncu rengi nedense çok hoş duruyor. Malzeme kalitesi de üst sınıf olduğu için dokundukça iyi bir kulaklık almışım hissiyatı uyandırabiliyor. Kulağa rahatça oturabilen ve kolay şekil alabilen bir pet yapısı var. 50 mm'lik sürücüleri de pekişmiş petler kulağı kaplayan bir yapıda dursa da ucu ucuna kapatabiliyor. Biraz daha ufak olsaymış, on-ear tipi kulaklık sınıfına girermiş. Her zamanki gibi kulaklık pedleri inanılmaz yumuşak ve rahat. Yine turuncu renginin izlerine iç kısımlarda da rastlıyoruz. Arkası açık tipe sahip kulaklığın gövde kısmı mat olsa da sürücü dış kısmında kalan hatlarda parlak siyah kullanmaları albeniyi arttırmış. Kulaklığımızın sol kanadında gizlenebilen ufak ve şık bir mikrofona yer vermişler. Tek bir yönden ses alan bu mikrofonun yüksek hassasiyet oranına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu kanatta mikrofon ses açma kapama görevi gören bir tuşa rastlıyoruz. Günümüz beklentilerini karşılar nitelikte makro tuşlara da yer vermelerini isterdim. Bu açıdan yeni bir özellik gelmiş diyebilecek kadar şaşırtmıyor. 1,5 metrelik bir kablo ile gelen ürünün iletkenlik açısından avantaj sağlayan altın kaplama bir uca sahip olması hoş olmuş. Tasarım bakımından hafızamıza kazınan Cyberia serisinin esintilerine bu kulaklıkta da rastlıyoruz. Tabii diğer kulaklıklara nazaran şöyle bir avantajı var. İzolasyon anlamında 650 gibi bayağı bir başarılı, malzeme kalitesi bakımından da oldukça üstün bir kulaklık olduğunu belirtmek isterim. Uzun süre, hatta ömür boyu dayanabilecek bir kulaklık gibi duruyor. Onun dışında şöyle bir avantajı var. Günümüz beklentilerini karşılar nitelikte bir ses kontrol tuşuna sahip. Gövde yapısındaki bu tuş sayesinde de işimiz kolaylaşacak gibi görünüyor. Şimdi derseniz lafı bir kenara bırakıp performansına bakalım ve biraz da oyun oynayalım. Öncelikle ürünü uzun süre test imkanı yakaladım. Bu bağlamda tecrübelerimi aktarmam gerekirse 80 desibel hassasiyet oranının da üstünde bir hassasiyet değerine sahip olduğunu görebiliyorum. Ses şiddeti diğer Cyberia serilerindeki gibi oldukça yüksek. Detaylara çok fazla inmeden kullanıcı deneyimini aktarmak isterim. Ürün hafif olduğu için kafamda çok fazla baskı kurmadı. Kolay tak çıkar yapıda olan kulaklık her türlü kafa şekline rahatlıkla uyabilecek kapasitede. İzolasyon açısından da başarılı olduğu için kulaklarınızda biraz fazla baskı hissedebilirsiniz. Açıkçası birazcık daha sıkan bir gevşekliğe sahip olmasını isterdim. Kullandıkça daha da rahat ettiğimi belirtmeliyim. Yeni olduğu için biraz kullanmak gerekiyor. 50 mm'lik sürücüleri USB üzerinden dijital bir şekilde beslememiz iyi olmuş. Ek ses kartına da gerek kalmamış. Ürünün sürücüsü nevdümyum olduğu için tizler oldukça parlak ve temiz. Bas sesler de yeterince doygun geliyor. Lakin dip frekanslarıyla fonda kalan tınların tizlerle buluştuğu high mid dediğimiz kısımlarda nedense distorsiyona maruz kalıyor. Bu hususta şaşırdığımı belirtmek isterim. Açıkçası Cyberia 650'nin sürücü karakteri biraz daha hoşuma gitse de 350 tam bir ara kulaklık olmuş. Cyberia 200'den daha tatlı geldiğini belirtmeliyim. Oyun performansı konusunda zaten SteelSeries başarılı olduğu için özellikle CSGO oynarken keyif aldığımı belirtmeliyim. Mermi seslerini tertemiz bir şekilde doğal olarak alabildim.
Patlama ve ayak sesleri de ne kadar kısık ve uzaktan gelirse gelsin hissedebilmek zor olmadı. Tabii kulaklığımızın 7.1 kanal yapısına sahip olması da yön duygumuzu geliştirmemize katkıda bulunabiliyor. Equalizer ayar imkanı olduğu için MOBA ve RTS gibi farklı türlerde de gerçekten iyi bir performans sergileyebiliyor. Engine 3 programında bulunan ayarlara göz attığımda Immersion ayarı sayesinde tam istediğim dengeyi yakalayabildim. Film performansına değinecek olursak 7.1 TX kalitesiyle pek bir güzel oluyor. Bir yandan havadaki rüzgarın sesini, diğer bir yandan arkada ötüşen kuşları ve aksiyon dolu sahnelerin keyfini çıkartabiliyorum. His yüklü bir kulaklık olduğunu belirtmeliyim. Kulağı kaplayan tipte olduğu için de dış dünya ile bağlantımı kolaylıkla kesebildi. Kulaklığın mikrofon kalitesinden bahsetmem gerekirse ses karakterini daha tize yatkın bir şekilde yansıtabiliyor. Bu da haliyle kalın sesli olsanız bile boğuk ve rahatsız edici bir şekilde sesinizin gitmesini engelliyor. Bu açıdan beğenimi kazandı. Ayrıca Siberia 150 gibi dışarıdan ses almaması çok çok hoş olmuş. Ses deneme 1-2-3, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Şu anda kulaklığımızın mikrofonunu test ediyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Ses, ses, ses. Bitmiş diyebilirim. Kısacası 7.1 kanal C633'ten daha başarılı bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Eğer güçlü bir sese sahip, uzun süre dayanabilecek, oldukça kaliteli bir 7.1 kanal yapıda kulaklık arıyorum diyorsanız size fazlasıyla Siberia 350'yi öneririm. Onun dışında her türlü müziğin, her türlü oyunun da hakkından fazlasıyla geliyor. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, paylaşmayı unutmayın. Yeah, and all this shit paid for with bad credit. Come to daddy. Which one you want, nigga? You always was old choosy, motherfucker. Only child. Oh, you ballin'. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon, my car, asshole. The Simeon ain't about to dock my peg. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. You little dick niggas do like them little cars. Shit, I heard you talk, homie. You big everywhere except where it counts. Fool, knock it off. How about we let Tanisha decide that? She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass. Hey, screw you too, homie. To the left, to the left. Shit, cool, homie. Y'all enjoying that smog out there? Right. What can you expect, man, when nobody in this town wants to? Hey, well, at least you know what? We got this great hip hop to see us through. Radio Los Santos. Hey, my whip! Reverend Weston profits from Congress's decision to allow Meriwether Security Consulting to expand domestic operations. Gang crime is on the rise. Experts blame lack of movies. The funding war between security agencies rages in the capital. That's meant to be your shit! If you want to chunk them things! Starring Pinewood Movie Studio. The Boss Act.
Black swings again as Star. Right, homie. Yeah, whatever you say. We're going left into the parking lot. What? I hear you. Keep busting, low. Yeah, yeah, yeah. 11% stake in Meriwether. Percival, meanwhile, was happy after defeating a government plan to outlaw the expansion of domestic operations. Expect more privatized high security firms to begin domestic operations. I'm gonna make a withdrawal, homie. You dumb motherfucker, that's the Union Depository. Politicians are planning to lack of media coverage and sensationalism. The recent fall in... What you going slow up the road for, dog? Rise in gang violence, experts warned yesterday. As people know more about movies to warn them.